Mavi dedim, beyaz dedim, beyaz yeşil. Yeşil. Merhaba, ben Sinem Ege. Koç Üniversitesi 2017 işletme mezunuyum. Direkt bankacılık pazarlama ekibinde görev alıyorum. Kamera orada mı burada? Merhaba, ben Arya. 2018 Haziran'da Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan hemen sonra QNB Finans Bank'ta management trainee olarak işe başladım. Gerildim gerçekten. Merhaba, ben Enes Kırveli. 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldum. Mevduat Ürün ve Portföy Yönetimi ekibinde karlılık yönetimi özelinde yetkili olarak çalışmaktayım. Karıştırdığı demişim. Merhaba, ben Yavuz Selim Koçyiğit. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2018 yılında mezun oldum. Aynı yıl içinde Management Trainee programı ile bankamızda işe başladım ve yaklaşık bir yıldır malzemesel ürün yönetiminde görev alıyorum. Burası çok hızlı gitti ya. Merhaba, ben Batuhan Büyükbaş. Yaklaşık bir yıldır QNB Finans Bank, bireysel ve özel bankacılık, bireysel sigorta ürün ve portföy yönetimi ekibinde yönetmen olarak çalışıyorum. Bir parlama geliyor bazı kelimelerin üstüne. En üste mi gelsin o cümle? Hız okey bence. Kayarken gidiyor, durduğunda değil de. İyi mi? Sorun yok. Başlıyoruz. Bence biraz su. İlk kısmı aldınız değil mi? Öncelikle pazarlama gelişim programı, benim çalıştığım ekibin gerek görev tanımı, gerekse etkinliği açısından önemli bir yer oluşturmakta ve fayda sağlamakta. Benim bugüne kadar bu kapsamda aldığımız eğitimler arasında en beğendiğim Design Thinking eğitimiydi. Eğitim süreci içerisinde herkes sınırsız hayali doğrultusunda yine ne olduğu bize bırakılmış olan bir proje sundu. Sınırsız düşünebilmenin aslında yaratıcılığa ne kadar destek verdiğini çok güzel deneyimledik. Düşüncelerimizi sınırlandırmadığımızda neler anlatabileceğimizi hep beraber gördük ve sunduk. Oldukça keyifliydi. Pazarlama gelişim programı, güncel örnekleri, teorik pazarlama anlatımını eğlenceli bir şekilde birleştiren bir programdır. En beğendiğim eğitim Design Thinking oldu. Eğitim sonunda yaptığımız proje ve uygulamaya geçmiş onlarca örnek tasarımsal düşünceyi iyice anlamamızı sağladı. Ayrıca pratikte de kullanabileceğimiz birçok yaratıcı düşünce tekniği öğrendik. İnşallah akşama kadar beni çekmezsiniz. Kendimi tanıtamıyorum daha ya. Karşımda kamera olunca şey yapıyorum. Biraz mahvoldum. Heyecanlandım. Evet. Siz devam etmeseniz olacaksınız. Pazarlama gelişim programını düşündüğümde aklıma yaratıcılık, adaptasyon ve trend kelimeleri geliyor. Bu programlardan öğrendiğim kadarıyla pazarlama alanında çalışan şirketler ve bireyler sürekli kendini geliştirmeli ve kendilerine farklı bir vizyon katabilmeli diye düşünüyorum. Aynı zamanda gelişen ve değişen pazara karşı kendini güncel tutabilen ve bu ortama hızlıca uyum sağlayan organizasyonların daha başarılı olduğunu öğrendim. Son olarak yeni rakiplerin hızlıca oluşabildiği ve tüketici davranışların aniden değişebildiği dünyada pazarı doğrudan okuyup trendleri takip etmenin oldukça önemli olduğu kanısındayım. Dünyamızdaki pazarlama trendleri, kreatif olmak ve müşterilerin temel ihtiyaçları. Program sayesinde pazarlama alanında dünyadaki trendleri yakalayamayan şirketlerin zaman içinde ciddi zarar uğradığını öğrendim. Ek olarak bir reklamın içeriğinin müşterinin temel ihtiyacına hitap etmesi ve içerik olarak yaratıcı olması bir pazarlama kampanyasını en çok başarıya götürecek unsurlardan biri. Bu program sayesinde pazarlamanın her detayı hakkında bilgi sahibi olabiliyorum. Bu bambaşka bir yerde şu anda. Orada bir yavaş konuşayım o arada. Günümüzde pazarlama çok hızlı gidiyor yine. Böyle daha güzel sanki. Sosyal hayatımda ooo. Katıldığım eğitimlerde beğendiğim nokta, yalnızca teorik olarak bir konuyu dinlemenin dışında daha interaktif bir eğitim yapısına sahip olabilmek oldu. Tamamlanan eğitimlerin hemen hepsinde katılımcılardan eğitim konseptine dair pratikler veya bireysel grup projeleri bekleniyordu. Bu sayede konuların daha iyi içselleştirildiğini ve anlaşıldığını düşünüyorum. Pazarlama gelişim programında öncelikle eğitmenlerin tavrı ve konuyu anlatım tarzları oldukça hoşuma gitti. Verdikleri örneklerin günlük hayattan olması, konuyu görsel ağırlıklı ve eğlenceli sunumlarla aktarmaları ve interaktif bir ortam oluşturmaları konuyu akılda kalıcı kıldı diyebilirim.
Bunun dışında istisnasız her eğitim sonrası öğrendiğim konular alan ilgimi iyice arttırdı ve araştırma isteği uyandırdı. Bu durumun da eğitim kalitesini anlamak için önemli bir kıstas olduğunu düşünüyorum. Merhaba, ben Batuhan Büyükbaş. Kalanıma hoş geldiniz diyebiliyor muyum? Bu sesi iyi. Tamam, bu şekilde konuşacağım. Take one olarak başlıyor muyuz? Ben doğaçlama şey yapayım. Ben de onu düşündüm ama başka bir şey gelmedi aklıma dün. Sayınca başlıyorum. Başlayayım mı? Amerika çünkü Netflix örnekleri, İsveç çünkü Spotify örnekleri ama en sonunda da Türkiye çünkü programın ekip kaynaşmalarını hızlandırması. Biraz Londra olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu şehir çok kozmopolit ve farklı dokulara sahip. Bu programda da South Bank Ocak dışında birçok noktaya değinildiği için bu anlamda Londra'ya benzetebilirim. İkinci olarak ise Amsterdam diyebilirim. Çünkü bence Amsterdam hem çok düzenli hem de son derece rahat bir yer. Eğitim programı da biraz böyle. Hem yapılandırılmış bir program ama aynı zamanda günlük rutinin dışına çıktığımız için ve hem de serbest kıyafetle bu eğitimlere katılabildiğimiz için katılanlara belli bir rahatlık sağlıyor. Üçüncü olarak ise San Francisco diyebilirim. Çünkü aslında bu eğitime konu olan şeylerin kendiliğinden doğduğu şehir burası. Diğerini bir daha yapacağız mı? Sevdiğim ülkeleri yazdım ama benim için birleşmiyor ülke. Merhaba, ben Arya. 2018'e size bakıyorum. Kendim de beğenmedim. Bağlayamadım. İlk olarak kırmızıyla tanımlamak isterim. Çünkü kırmızı benim en sevdiğim renk. Hem canlı hem de akılda kalıcı bir renk. Bu programda çok dinamik ve canlı eğitimlere sahip. Eğitmenler çok candan, katılan insanlar da öyle. İkinci olarak sarıyla tanımlayabilirim. Çünkü sarı rengi benim için yeni fikirleri temsil ediyor. Bu programdaki eğitimler bizi her koşulda yeni fikirler üretmeye teşvik ediyor. Üçüncü rengim ise turkuaz. Çünkü turkuaz benim için düşünce yeteneğini, vizyonu ve gelişimi temsil ediyor. Pazarlama gelişim programı da bizi pazarlama alanında geliştiriyor ve konu hakkında bir vizyon sahibi olmamızı sağlıyor. Beyaz, mavi, yeşil. Bu üç renk birbiriyle bütünleştiğinde çok güzel yeni renkler meydana getirmekte. Bence pazarlama gelişim programı da bütünleşerek bize çok güzel yeni şeyler katmakta. Bana sektördeki dinamik yapıyı çağrıştırdı. En uzun benimki de sürdü değil mi? Çağrıştırdığı demişim. Pazarlama gelişim programı bende merak, umut ve heyecan duygularını uyandırdı. Eğitimde anlatılan konuları dinledikçe pazarlamaya olan merakım daha da arttı ve anlatılan konular hakkında daha çok araştırma yapma isteği uyandı. Aynı zamanda kendimi yeterince geliştirebilirsem sektörde fark yaratabileceğime dair bir umut oluştu. Son olarak pazarlamanın geçmişini ve bu sektörün ne kadar geniş olduğunu öğrendim ve bu alanda çalışma motivasyonum oldukça arttı. Bu program ufuk açıcı olduğu için hem heyecan verici buluyorum hem de ikinci olarak eğitimlerin sağladığı diğer rahatlığın günlük rutin dışına çıkmanın büyük bir rahatlık getirdiğini düşünüyorum. Üçüncü olarak da yaratıcılık hissiyatını geliştirdiği ve farklı yönlere yönelttiği için faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta malzeme bu. Daha fazla. Maalesef özledi konuşuyorum. İyisinde gibi sadece bir iki yerde bir şey sanki. Pazarlama gelişim programını dijital ürünleri bulunduran bir pazara benzetebilirim. Farklı uygulamaları, örnekleri hızlı bir şekilde içerdiği için. Pazarlama gelişim programını renkli kalem setiyle ifade edebilirim. Renkli kalem setlerinde her kalem ayrı güzellikte, ayrı renkte yazıyor. Pazarlama gelişim programında da her eğitimin farklı güzel yanları, farklı artıları var. Her eğitim sana farklı bir şey katıyor ve eğitimlerin alanları çok çeşitli.